Burada ilk olarak sağlıklı kadın ve erkeklerin yani daha doğrusu sağlıklı çocuklardan bahsetmiyoruz o yüzden yetişkinlerin diyelim mi hocam? Sağlıklı yetişkinlerin evet. cinsiyet ayrımı yapmayalım. senede bir kere uygulaması gereken ve kaç gün tabii onu da söyleyelim lütfen. Tabii. Buyurun hocam. Şimdi şeye baktım da evet taş köprü sarımsağı yani önemli lütfen çin sarımsağı olmaz. Onu da söyleyeyim. Neden olmaz? Şimdi o konuya eğilmeyelim. Bir gün konu sarımsaktan açıldığında tek başına bahsedebiliriz. Evet. Hocam bunları Bülent'e Tekrar evet yazıyor gerçi altyazı olarak. Karaciğer rejenerasyonu yani yenilenmesi için e, her sağlıklı yetişkinin kaç yaşı olarak e, hocam hangi yaşı limit alalım? Şimdi Nereden bak, başlasın bunu uygulamak? Üzüldüğüm bir noktayı daha söyleyeyim. Bugün 13-14 yaşındaki çocuklarda hepatosteatoz var. Nedir hepatosteatoz? Tıp dilinden e, karaciğer yağlanması var. Hayretler içerisinde kalıyorum. Yani 15-16, 20 yaşında yani böyle delikanlılarda, çocukluk yaşlarında mesela karaciğer yağlanması var. Neden? Çünkü gıdalar değişti evet. Hüseyin. Lütfen çocuklarınızı mümkün olduğu kadar Doğal olan gıdalarla e, beslemeye çalışın. Doğal ne buluyorsanız yani. Evet. Şimdi bunu atıyor musun içine kızım? Hocam Atacağız ama normalde bu bıçakları çok yukarıda olduğu için çok doğru doğrayamayabilir bu. Elimizle bunları bölmemiz gerekiyor. Evet. Beş altı tane maydanozumuzu burada. Ne kadar zeytinyağı ilave ediyoruz? Yarım fincan hocam. Türk kahvesi fincanı. <laughs> evet. Yalnız yarım fincan deyince. Yani, <laughs> Türk onu, onu söyleyelim. Bu da yaklaşık olarak, işte 20 mililitre falan yapar. Evet hocam. Burada da e, limonumuzu sıkıyoruz hocam yine e, 5-6 yemek kaşığı tarzında ama. Evet, onu e, limonu sıkarken Elif Hanım, bir öğretmenimiz diyor ki harika bir program, emeğinize sağlık, teşekkür ederiz. Rabbim hocamıza hayırlı ömürler nasip etsin. Ecmain. İnşallah eğitimlerine katılma fırsatı bulurum. Zira bir öğretmen olarak öğrencilerime de doğru beslenme konusunda yönlendirmemde çok faydalı oluyor. Teşekkürler. Sağlıklı yetişkinlerin senede bir kere yapması gereken karaciğer yenilemesi, rejenerasyonuna evet. karşı kürümüz. Yenilenmesi. Yenilenmesi. Yenilmesi. Hocam hızlanma. Yeni mı? yeni parankim <laughs> hücre. parankim hücre demek mesela böbrek parankim hücresi derseniz böbreğe ait hücre. Hmm. Karaciğer parankimi derseniz karaciğerin kendine özgü hücresi. Hocam demek. buyrunuz buyurunuz sizden rica Buyurun. edelim. Şimdi ne yaptınız? Hocam, Maydanozları doğradınız. Evet hocam. 5-6 tane köy maydanozu sapıyla beraber blender'ın içine attınız. Ne kadar limon sıktınız? Alt e, ya da 5 yemek kaşığı olabilir burada limon suyu. Normalde bunu ezmeleri gerekiyor. Maydanozla limonu. E, içerisinde... <laughs> Şimdi daha bunun içine yağ koymadın yağ değil mi? Yağ koymadım kızım? hocam. Tamam. E, Sarımsakla iki diş sarımsak atıyoruz. Bunun ezilmiş tamam. sarımsak olacak burada. Yanmış diş bir kür. Hı -hı. Bak nasıl dua edecekler. Bu kürü uygulasınlar. Ben şöyle göstereceğim. İki diş tamam. sarımsak, Yeterli. maydanoz, limon koyduk şu ana kadar. Yarım kızım, limon falan bu. Çok mu olacak? Şimdi insan çoğu zaman yanlıştan doğruyu bulur. Yani bir Türk kahvesi fincanının yarısı kadar. Yani şurası en az 50 mililitre, bunun yarısı Kesin kadar. Hocam. Sen yarısını içine tamam. dök kızım. artık. Evet, şimdi burada robottan bunu geçiriyorsunuz, el blenderiyle doğulur. Evet. Şimdi içinde... tamam yeter kızım. Orada evde daha uzun yapmaları gerekecek biraz blenderdan el blenderı da kullanabilirsiniz. Şimdi burada sarımsak, maydanoz ve 5-6 kaşıkta taze sıkılmış limon, limon suyu, değil hı. mi? Bundan geçirdiniz. Zeytinyağımız var. Şuraya koyabiliriz. Yarım çay, yarım kahve fincanı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, hı hı. E, yarım limon ve 5-6 sap, köy evet. maydanozu. Bunu evet. iyice bütün posasıyla beraber bunu bardağa ilave ediyorsunuz. Tabii burada biraz kaba biz e, gürültü oluyor e, diye ya bunu çok bunu bir tur, iki tur attırdık ancak yani. E, iyice parçalanana ta. kadar tabii, değil mi hocam tabii. maydanoz evet. yok olana kadar. Evet. Bu kadar da zeytinyağı yani bir Türk kahvesi fincanı zeytinyağını ilave ediyorsunuz. Buna ettik mi? Şey, e, <laughs> ya hocam. ettik hocam. Ettik. Tamam. E, bundan da e, 15 gün boyunca kullanmaları gerekiyor. Ne zaman? E, sabah aç karnına günde bir defa. Biz o sırada çok ses yapıyor diye karıştırıcımızı karıştırdık. İçinde ne var? Tekrar evet. hatırlatalım. Her sağlıklı yetişkinin senede bir kere yapması gereken karaciğer yenilemesine karşı olan kürümüz. Hocam rica etsem hatırlatır evet. mısınız? İki diş sarımsak alıyorsunuz. 5-6 tane köy maydanozu saplarıyla beraber içerisine 5-6 kaşık taze sıkılmış limon suyu. Bunu robottan geçiriyorsunuz. Yani yem yeşil bir hal alacaktır bu. Ondan sonra robottan bunu bir bardağa dökün. Türk kahvesi fincanının yarısı kadar. Yani yaklaşık 20 mililitre zeytinyağı ilave ediyor. 25 olur mu? Olur efendim. Ondan sonra güzelce karıştırıyorsunuz ve bunu sabah aç karna sabah aç karna 15 gün süreyle uyguluyorsunuz. Evel Allah bakın karaciğer parankim hücreleriniz nasıl yenileniyor? nasıl toksinlerden arındırılıyor? Bunu yetişkin bir insanın senenin istediği evet, istediği bir dönemi Evet, her insanın, evet. Herhangi bunu eee 4 en erken 4 ayda bir, en geç 6 ayda bir bunu uygulayın. Yapması lazım. Şimdi evet. muhtemelen diyecek, seyircilerimiz öyle düşünüyorlardır. Ya ben bunu içersem kokar mı? Kokar hmm. mıyım acaba sarımsaktan e, kaynaklanan? Evet. Şimdi burada yapılacak şey çok kolay. normal dişlerinizi fırçalıyorsunuz ya ondan sonra 5-6 yaprak, 4 yaprak taze maydanozu çiğneyin. Ağız kokusunda birebir. Veya yıllık izin oluyor. Öyle değil mi hocam? 15 gün izne çıkılmıştır. Sabah yapılabilir. istedikten sonra uygulayabilirsiniz.